Merhaba. Çok mutlu olduk. Seni o kadar çok alkışlıyoruz ki. Çünkü enteresan bir enerjin var. Sağ ol abi. Çok beğeniyoruz. Sağ olun. Şimdi bu ilginin, sevginin karşılığını verecek bir sunum var mı elinde? Yok. Aslında var. Skeç, cep telefonlarımızın böyle artık bir sır oldu ya yani. Cep telefonlarımızın böyle karıştırılmasını çok istemiyoruz. Zaten bununla ilgili bir film de vardı, Cebindeki Yabancı diye. Aslında biraz da oradan da yola çıkarak arkadaşlarımız evde böyle bir aile içerisindeki bu durumu incelediler. Evimdeki Yabancı geliyor. Cemile ve Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Saffet, hadi kaldır babamı, bak abinler gelecek ya, hadi. Bana ne ya, sen kaldır seni baban. O ne biçim laf ya? Benim babam senin de baban Saffet. Bu durumda biz kardeş oluyoruz Hamiyet, farkına mısın? Saçma sapan konuşma, hadi ya. Baba. Baba uyan hadi baba. 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 Baba uyan. Baba. Cevap vermiyor, kumandaya alayım. Ya Saffet. Saçmalama ya, hala kumanda diyorsun ya, adama bir şey olduysa. Ya bir şey olmaz ya, onun canı kumandasında. İzle. Bırak lan kumandamı, alıştır. Oh, şükürler olsun baba, yaşıyorsun ya. Evet, yaşıyorum. İki gerizekalıyla. Gerizekalı demişken, nerede bu çocuklar ya? Hasan, Gülcan, hadi amcanlar gelecek. Ulan, Allah Allah. Bu kumanda niye çalışmıyor ya? Bunu mu arıyorsun? Al seniz de al. Allah'ım ya Rabbim ya. Kumanda pilinin diğeri nerede ya? Bunu mu arıyorsun? Al sen izle, al. Hain damat, al. yayın yok. Allah Allah. Bunu mu arıyorsun? Allah canını almasın ya. Bu evde basın özgürlüğü yok. Ah. Hasan, Gülcan, hadi ya. Allah'ım ya Rabbim, ben bu çocuklara laf geçiremiyorum ya. Kızım işi bilmiyorsunuz. Bunlar Z kuşağı, Z. Ters davranacaksın. Bak şimdi. Çocuklar sakın gelmeyin ha salona, sakın. Geleceğiz. Bize ne yapacağımızı söyleyemezsiniz, tamam mı? Aa, tabii ki kızım. Sen hiç yardım etme, tamam mı bana? Buna sen karar veremezsin anne, edeceğim. Hasan. Eğer kapıya bakarsan ağzını burnunu kırarım bak. Hadi ya. Sen mi karar vereceksin babama? Hadi. Kim mi? Alo. He, asansördeydim. Sesim geliyor mu şimdi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey yapalım ya. Necati ya. Senin ağzını yerim Necati ya. Isırırım ya ben seni. Kimle konuşuyorsun oğlum? Necati ile konuşuyorum. Üstünde ne var Necati? Kırmızıysa iyi ya, kırmızıysa iyi. Ben de onu seviyorum biliyor musun? Lan senin ağzını burnunu getirdim Necati'si ya. Ya bunlar nasıl sohbetler, ne oluyor ya? Ya bu evde de böyle, elinde sürekli telefon, balkonda, mutfakta, yatakta hep birileriyle konuşuyor. Kesin beni aldatıyor. Necati'yle mi? Ya salak salak ne konuşuyorsun Allah sen ya? Necati diyor ama başka kadınlar var. Hayda. Amcam. Ya kızım tamam bak, benim kardeşim böyle biraz hani kendini bilmez, biraz böyle gider gelmez, biraz böyle adi, şerefsiz ki yapmış olabilir evet. Yapmış olabilir. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben böyle kesin boşayacağım buna. Boşanmayacaksın. Ya bir dur, Allah Allah. Bana bak, hemen öyle bir acele karar verme ya. Telefonuna baktın mı hiç? Ya uyurken yüzüne tuttum ama açılmadı. Niye kız? Yüzsüz çünkü. Aa, şşt. Bana bak, ben bir filmde görmüştüm ha. Herkes böyle telefonunu masanın üstüne koyuyor. Gelen mesajı, aramayı hep birlikte okuyorlar. Bana bak, Osman bir alt yediyse böyle bir oyun oynuyoruz diyelim. Çıkar ortaya. Aa, aferin yenge, Allah razı olsun senden zekalı. Tamam ya o zaman. Gelsin buraya. Tamam kardeşim olabilir. Gelsin. Doğru. Koysun telefonunu buraya, öğrenelim ne olduğunu, anlasın. Saçmalama Saffet. Osman tek başına oynarsa olmaz. Salak mı bu çocuk? Hep birlikte oynamamız lazım, tamam mı? Herkes koyacak, evet. Ne gerek var ya böyle şeylere? Böyle oynara gerek yok ki.
Söylerim cevap verir zaten. Ne de şey olsun ki yani. Ne oldu baba? Korktun mu? Ha ne korkacağım kızım? Ha al telefon burada. Ha. Telefon burada. Buyurun. Telefon. Aa, çalıyor telefon. Aha. Kim arıyor? Aç bakalım. Bilinmeyen numara. Bilinmeyen numara. Boş ver. Yok hayır aç. Sende daha ne numaralar vardır baba? Oğlum ya Allah. Uzatma açsa işte. Aç hadi. Tamam açıyorum o zaman. Aç. Alo. Ah. Kimsiniz? İçim yanıyor. Bana ne? Bana ne? Bir su olsa da ateşimi söndürse. Hanımefendi ateşi itfaiyeye arayın o zaman. Yanlış numara. Hay Allah. Evde de su kalmamış. Çeşmeden için. Çeşmeden su içmek için siz de bizi seçin. BKM su arıtma sistemleri. Yılmaz Erdoğan da bizden aldı. Al işte. Gördünüz mü? Tüh ya, reklammış. Lan oğlum sen ne olsun istiyorsun ya? Ya boşa ezberledim numarayı. Allah Allah. Tamam tamam ya. Olayları şey yaparız. Hadi sen kapat. Al kapattı ya lan. Kimle konuşuyorsun Osman? Hayatım Necati'yle konuşuyorum ya. Karısıyla böyle bir şeyleri varmış da biraz moral motivasyon sağlam. Aa öyle mi? Biz de tam oyun oynuyorduk. Ne oyunu? Amca şimdi şöyle herkes telefonu çıkarıp masaya koyacak. Bir mesaj ya da arama olursa hepimiz duyacağız. Evet. Hadi bakalım. Çok eğlenceli oyun ya, ben varım. İşin gücü eğlence zaten senin. Hadi çıkarın telefonları, hadi. Hadi çok heyecanlı, ben de heyecanlandım ya. Ya çok heyecanlı diyor. Dede öleceksin gideceksin ha. İçti mi ilacını? Ne ilacı lan? Gel gel, kalp ilacını içireyim ben. Öncesinde heyecanlanmasın. Gel dedem benim. Dede bana bak. Gel buraya. Aa, geç turp oldum. Gibisin sen, sana bir şey olmaz. Telefonları değişelim mi? Niye lan? Ya ben biraz borç yaptım da şimdi bankadan ararlarsa sana kızamazlar. Adımız da aynı. Ne diyorsun Hasan? Ha? Sana borcum olsun. Lan bana zaten borcum var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Allah'ım yarabbim. Bak iki katına saydım borcu, haberin olsun. Tamam, değişelim gel. Hah, vallahi dede iç ya şeylerini. Kakıt dedem oturacak orada. Vurma be bana. Yürü. Ay ne iyi oldu ya. Ha? Hep birlikteyiz, böyle çok güzel. Vallahi. Keşke babaannem de olsaydı ya. Böyle çok güzel. İyi insan lafının üstüne arıyor. Annem arıyor. Açıyorum o zaman. Ay bırak, meşgule ver ya. Şurada oyun oynuyoruz. Abla zaten oyunun amacı o ya. Açıyorum ben, açıyorum. Aç. Alo. Alo. Unalı kuzum, ne yapıyorsunuz? İyi annem, ne yapalım ya? Safetler'deyiz. Dilber'i aldım geldim. Çay içeceğiz. Dilber mi? O da nereye gitsen geliyor sümsük. Ne yapsın anne kız, evde mi kalsın yani? Aldım geldim. Sen olmasan kaldıydı zaten. Bana bak. Hamiyet pasta çörek bir şey yaptıysa yeme, çok kötü. Saffet yemediklerini saksının dibine döküyormuş. Sen de öyle yap. Kızım yeme lan yeme. Bölüşürüz gel. Anneciğim kendini çok geliştirmiş ya. Sıkıntı yok Hamiyet abla. O zaman bırak önce o yesin. Baktınız ölmüyor, sonra siz yiyin. Tamam kapatıyorum anneciğim ben. Ölürse haber et. Helvayı ben kavururum. Kapat da tamam. Siz aranızda her konuştuğunuzda bizi mi çekiştiriyorsunuz lan? Aşk olsun yenge. Her zaman değil. Hasan'a mesaj geldi. Durun ben açayım şimdi. Ergen falan ya, ayıplı falan bir şey çıkarsa şey olmasın. Amca bizim hesap veremeyeceğimiz şeyler yok. Olanlar düşünsün. Ha, kimden gelmiş? Muhtar Seyfettin. Bu hafta Cuma'ya neden gelmedin mübarek? Hay Allah, gidemedik. Ayıp oldu adama. Oğlum sen muhtarla Cuma'ya mı gidiyorsun? Her gün gidiyorum Allah'ın izniyle. Her gün Cuma'ya. Burada ne yapıyoruz ya? Abdestini ben aldırıyor. Sen de git istersen. Belki günahlarından arınırsın. Ne alakası var benimle şimdi ya? Tövbe tövbe. Tövbe çok iyi bir başlangıç. Bravo. Ay ben var ya, çocuğumu çok iyi yetiştirdim ha. Bazılarının çocuğu gibi çiğ değil. Şu çayı alayım da geleyim. Sağ ol mübarek. Telefonum burada. Tamam. Ben de anneme yardım edeyim. Aha mesaj. Babacığım hayırdır inşallah bu saatte. Sen niye telefonu alın kaçıyorsun öyle? Babacığım. Nerede? Kimden geldi mesaj? Belediyeden gelmiş baba. Sokak hayvanlarını koruyalım falan filan diyor ya. Tamam ver o zaman bakalım belediyede. Yok baba. Ver şu telefonu. Baba gerek yok. Kızım ver şu telefonu. Baba gerek yok. Verme dedim.
Peyami dördüncü. Köpeğin olayım, beni affet. İşte dedim ya, sokak hayvanları. Koruyalım. İşte sokak hayvanlarını sahiplenelim. Sahip çıkalım dediği. Benimle ne alakası var manyak? Dede bir dakika ya. Gürcan, kim bu Peyami dördüncü he? Eski sevgilim baba. Eski sevgilin, öyle mi? Evet. Sevgilisi olmuş, bir de eskimiş. Keşke sen de eskisen damat. Ya baba, benimle ne alakası var konunun ya? Allah Allah. Ne bağırışıyorsunuz ya? Ne oluyor? Hamiyet, ha? Kızımızın Peyami dördüncü diye sevgilisi varmış. Bundan haberin var mıydı? Aa, yok. Babacığım, içinize kurt düşürmek istemem ama... Peyami'den bile dört tane varsa Ahmet'i, Mehmet'i düşünemiyorum. Soyadıyla kaydettim bir kere. Ayrılmadan önce ne diye kayıtlıydı? Gönlümün efendisi, canım tavşanım. Günahkar baba bu, günahkar! Ya bu kadar olmaz ama ya. Tamam, tamam. Bana söylememesine kızdım ama yine dürüst davrandı kız. Gel hadi devam edelim, hadi. Allah'ım. Hadi, ha. Bak, kime geldi? Dilbe. Aa, daha mı geldi? Evet. Kimden gelmiş ya? Eski sevgilim falan mı? Belalı mı aramış? Sokak falan mı yakılmış ya benim için? Sinirli mi olsun? Sonuçta ben çok dikkat çekemiyorum. Dur ya, Emniyet Müdürlüğü'nden gelmiş. Suçum ne? Güzel olmak mı? He? Yok, kendini savcı, polis, hakim olarak tanıtanlara inanmayın diyor. Ay, ben inanıyorum artık yenge. Geçen gün bizi polis durdurdu. Kimlik istedi. Olay çıkarttım, vermedim. İnanmadım çünkü polise. Meğerse gerçekten polismiş. Nezarete attı beni de Osman kurtardı sağ olsun. Çılgın bu ya. Bayılıyorum bunun böyle hareketlerine. Nereden seviyorsun Osman? Sana ölüyorum aşkım. Ya, seni yanmıyorum sana. Dede. Kim? Ha, kim? Dedeye geldi galiba. Dedeme geldi. Gelmiş. Bakmayın ya. Bakmayın, nedir? Gelse gelse zaten Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelmişti. Bu nasıl isim ya? Şeker Kız Kendi. Ne? Ne? Senin şekerin ondan çıkıyor. Baba, kim bu Şeker Kız Kendi baba? Bu yaşta. Kiracım ya, var ya tanırsanız hanım hanımcık, şeker gibi kız, ondan kayıla kaydetti. Ne alaka ya, kiracın sana dün akşam çok iyiydin diye niye yazsın ki? Ne? Kirasına indirim yaptım, herhalde o yüzden. Geçen ay bizim kire zam yaptın. Ne? Bizden kira mı alıyorsun sen baba? Hiç hatırlamıyorum ki kızım. Ben daha dün gece ne giydiğimi bile unuttum. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi unutmuşsun belli dede, bu don senin mi? Halının üstünde unutmuşsun çünkü. Sen benim donumu mu giyiyorsun lan? Babam da giyiyor. Nesilden nesile güç. Senin gücüne güç katayım. Ya baba, inanmıyorum sana. Nasıl yaparsın bunu ya? Ya yenge, şimdi onu mu anlatsın adam? Sendeki bir soru yani şimdi. Al Sevdem ya. Demek ondan benle cumaya gelmiyordun. Lan yok öyle bir şey. Belli ki yanlışlıktan gelmiş ya. Bunu kim yapıyorsa onun... kopsun, düşsün, gitsin inşallah. Dede yapma öyle, sen mübarek adamsın. Tutar mutar. Belli ki bir yanlışlık... Efendim, belli ki bir yanlışlık olmuş. Beddua etmeden devam edelim, ne olur. Hasan'a mesaj geldi. Hasan'a yine mesaj. Kim olacak? Kankalarımdandır efendim. Artı 49, nerenin kodu ya? Almanya olması lazım. Oku bakayım. Boş ver kızım, çok yazar şimdi. Ya uf, zaten mesaj dede. Arama değil. Bakayım. İnsan oğlunun doğum gününü kutlamayı unutur mu Hasan? Sen ne biçim babasın? Ne? Sen? Lan? Lan oğlum. Lan senin çocuğun mu var? Dede ne o dede? Sana sen... yazıklar olsun. İlk. Allah seni kahretmesin. Lan bir de Almanya'dan yapmışım. Tamam anne, dur. Dur tam. Telefon benim değil. Ben dedemle değiştirdim telefonları. Oh Allah, sana şükürler olsun yemeğe. Evet ya. Baba, senin çocuğun mu var? Evet var. Almanya'da oğlun gelecek dedim, inanmadınız. Ya biz onu kiracılara söyledik, yalan sanlattık, şey yaptık Hasan amca ya. Tamam bir dakika, bir dakika o zaman, dur bir dakika. Sen zaten terbiyesizmişsin. Senin çocuğun var. O zaman Şeker Kız Kendi sen. Lan sana yazıklar olsun. Terbiyesizin çocuğu. Sen neler yapıyorsun öyle ya? Ya çok özür dilerim. Adamın çocuğu var, bana kızıyorsun ya. Lan oğlum, yaşlı başlı adam ona mı kızayım şimdi? Denedin mi hiç? Kız lan.
Ha, sana mesaj geldi, gel. Oyunu bozuyorsun baba, bir dakika ya. Oyunu bozuyorsun, ne bir şey yok. Ben yapmayın. Aha, sesli mesaj gelmiş. Karbüratör ustası Muzaffer. Tamam, okuma. Okuma, gerek yok. Oyun bitti. Oyun bitmiştir, tamam. Hadi. Dakika, hadi dakika. Ben bitti de bela bitmez. Oku lan, aç lan. Açıyorum anne. Saffet'cim, geliyorsun değil mi hafta sonu? Çok ihmal ettim bak. Bekliyorum mutlaka. Aa. Ben gelemiyorum da oğlumu yollayacağım. Ya. Ne lan bu? Baba. Ne bu? Usta. Karbüratör ustası Muzaffer. Muzaffer. Evet. Bu mu Muzaffer? Evet, ne var? Ya hafta sonu aracı bekliyor benden işte. Ne var canım? Kadından karbüratör ustası olamaz mı? Yeter artık bu cinsel ayrımcılık ya. Kadınlara uzanan eller kırılsın. Yeter. Saffet, beni delirtme Saffet. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, açıklıyorum. Biz de Gülcan'la değiştirdi telefonları. Ne? Gülcan, ne şaşırmış gibi yapıyorsun bir de, Allah Allah. Arabası varmış, arabası varmış. Onun için şey yapmış. Kızım, niye yalan söylüyor? Baba ya, anne hayır, yalan söylüyor baba. Tamam. Benle alakası yok. Gülcan, tamam, geçecek. Annenin siniri geçecek. Bu ya kadar uzatma. Ya benden ne alakası? Baba, zorlama istersen. Ya Allah da senin ne, nasıl biliyorsa öyle yapsın ya Saffet. Boşuyorum ulan seni. Tamam ya. Tamam, boşama falan yok. Tamam, kabul ediyorum. Karbüratör ustası değil o. Kim lan o zaman, kim? Direkt dans hocası. Oğlum kesin geliyor. Ben? Ha, biz de buna inanacağız değil mi Saffet? Vallahi diyorum ya, hafta sonları ben direkt dansına gidiyorum. Spor için, belim için ya. Ya hadi oradan be, Allah aşkına söyle, bir yalana bakalım. Vallahi diyorum, ha videolar var, bak videolar var. Gerçekten göstereceğim, al. Biz de bakabilir miyiz? Buyurun, ha açalım, buyurun. Bravo Saffet. Ya direkt ağlıyor, ağlıyor. Tutmayın beni hocam. Ben bunun için doğmuşum hocam. Hamiyet görsün Hamiyet. Karım çok sevinecek. Saffet, ben sana evimin direği derken bunu kastetmemiştim. Al işte yeter ya. Gerçekten her konuda cinsel ayrımcılık yapıyorsunuz yani. Kadınlar gidip güzelleşirken, spor yaparken bir şey yok. Biz gidince bir şey. Erkekler üzerindeki bu baskı aksın artık ya. Vallahi damat, bu videodan sonra ben seni ciddiye alamıyorum. Ay tamam baba ya. Kime geldi? Kime geldi? Ha? Aa, Osman. Ha, sonunda artık seni. Kimden Kuyumcu Necati. İnanamıyorum sana, Kuyumcu Necati ha? Ya bunda şaşıracak ne var, anlamadım ki. Okuma. Müsaade, beni elleme. Oku. Bir dakika. Osman Bey, karınız için istediğiniz kaşıkçı elması kolyesi gelmiştir. Üzerinde kırmızı taşlar var, nice yıllarınız olsun. Necati. Osman, kocam az olsun. Kolyeyi duyunca aklı gitti. Yemin ediyorum, bütün sürprizi bozdun ya. Ama ben dedim, başımdan beri dedim. Necati yapar, Osman yapmaz dedim. Aldatmaz beni dedim. Hadi gidelim hayatım ya. Bu oyun da bozdu zaten. Az daha ailemiz yıkılacaktı. Kolay gelsin size, iyi günler. Gidelim aşkım. Ya böyle bir aile mi? Ben sanmadım ki sana kızım yok ya. Ayrıca ben direkt yansına gidebilirim. Ya. Bırak, kimse karışamaz. Hani sen bu kulağınızı... Bu adam direkt tepelerinde ne yapıyor? Sus! Sus ya! Ya ne için oynadık, ne oldu ya? Allah Allah! Şu hale bak! Yok ama ben bir şey öğrendim. Öyle her şeyi de merak etmek iyi değilmiş. Kızımla zaten bir anne kız diyaloğu kuramamışım. Babam desen başka bir çocuğu var. Oğlum desen aklı başında değil zaten. Be. Ya sana diyecek bir şey bulamıyorum bile Saffet. Yapma. Yapma şunu. Şuna bak ya. Ya ben de sizi tanıdığımı sanıyordum ya. Hale bak. Hepiniz hayal kırıklığısınız. Ya bana bir tane bile mesaj gelmedi ya. Bir tane bile. Sevenin yok demek Hamit. Bak. Seni gebertirim abi. Tamam, tamam. Hakikaten ya, bir şey söyleyeyim. Sana niye hiç mesaj gelmiyor? Normalde bunun telefonu susmaz. Allah Allah, buna hiç mesaj gelmiyor. Hamiyet.
Uçak moduna mı aldın senin telefonunu? He? Aa, ben onu yanlışlıkla unutmuşum. Anne! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Harika. Zil geliyor. Atakan'la Cemile. Zile koşuyorlar. Atakan buyur. Cemile skece gitti herhalde. Kardeşim zili çalıyor. Şahane bir uyarlama. Gerçekten Ferzan Özpetek'in yapımcılığında, Serra Yılmaz'ın yönetmenliğinde, cebimdeki yabancı filminin bir uyarlaması ama tamamen filmden bağımsız, çok iyi uyarlanmış bir aile içinde. O kadar güzel diyaloglar, o kadar güzel kurmuşsunuz ki hikayeyi. Hakikaten helal olsun. Çok eğlendik ya. Helal olsun. Atakan, Cemile bir daha çekiyoruz. Burada ayrı bir parantez Emre'ye açıyoruz. Emre şahane performanstı. Çok iyiydi gerçekten. Yani hakikaten çok güzeldi. Çok iyi şakalar vardı. Yani evimin direği final şakası çok güzeldi. En başta giriş de mesela böyle skeçlerde o konudan tam bağımsız olarak açılış şakası da çok güzeldi. Bunu mu arıyorsun deyip uydunun oradan çıkması dededen. Hakikaten çok güzel başladık ya. Böyle devam etsin bu gece. Eğlenelim, gülelim. Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyor.